Allah Allah. Arkadaş bildiğin rezillik bu ya. Adamı hem çağır hem bekle. Bu ne lan? Dur sen dur. Benim şunlara iki çift lafım var. Aman ha sakın. Ali otur bir rezillik çıkar mı? Pişman etme çağırdığıma. Şükriye. Yabani bir insan mıyım ben? Ha? Hayvan mıyım? Dana mıyım? Deve miyim? Lama mıyım? Büyükbaş mıyım ben? Şey yani kelimelerimle onu şapşara çevireceğim diyorum. Sözcüklerimle döveceğim onu. Onu diyorum Şükriye. Of. Evet. Daha bir yıl oldu. Tazminatını da alamam. Değil mi? Tabii her müessese evlilik müessesesi gibi değil. Üç ayda kendine bağlattığın çat diye maaşı aydan aya 1500'den geliyor. Neyse rahat ol. Ben senin için birkaç kuruş koparırım. Hep benden gitmesin diye söylüyorum. Beni bilirsin. Dilimi kırbaç gibi kullanırım. Ne yaptın Ali ya? Yok vallahi bilmiyorum. Onu demiyorum ben ya. Şu an ben burada kendimi mi öveyim yani? Pardon, pardon. Yani şey diyorum, çay söyleyelim, parasını vermeyelim, müesseseye zararımız dokunsun. Evet evet, söyleyelim, bir şeyler söyleyelim. Ağzım, dilim, damağım kurudu benim. Oha! Geçen hafta kovdukları adamı yeniden işe almışlar. Vallahi mı? Yanlış bir şey kovduklarını anladılar demek ki. Of, kesin kovuldum ben. Neydi lan bunun adı? Adını bilmem de bütün garsonların göbek ismi aynıdır Şükriye, birader. Birader! Bize iki tane çay, büyüğünden olsun. Bolca da şeker. Ahmet Çelik isimli sahtekardan sonra bir borlu motor haberi de Silivri'den. Ama bu sefer mucidimiz bir çocuk. 7 yaşındaki dahi Mesut Yağcı, borla çalışan hidrojen temelli motor buluşunu halka tanıttı. Halk sevinç içinde sokaklarda. Haydi. Ne oldu? Kedi oğlan da oldu. Ne olacak? Yok bir şey. Ayıp lan. Ayıp lan. Sen, sen. Hanımefendi bunu yiyecek. Ben ne yiyeceğim? Doldur getir şunu ağzına kadar. Hayvan herif. Allah Allah ya. Paramızla rezil oluyoruz lan. Ali. Ben Ali ne ya? Ali. Merhaba. Ah Şükriye Hanım geldiniz mi? Kusura bakmayın yorduk sizi. Garsonluk için mi? Bir görüşmem var 10 dakika sonra gel. Şükriye Hanım'layım. Şükriye bu kim? Cevap verme sakın. Hemen konuya girelim de beyefendinin çok değerli zamanını kullanmayalım. Estağfurullah. Ali. Ya bir susar mısın Allah aşkına ya? Kontrolü bende bir sakin ol, kendine güven lan. Beyefendi, izin günü çağrılmışız. Hayırdır? Sizi izin gününüzde çağırsalar hoşunuza gider mi? Gitmez. O yüzden ne yapacaksınız? Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayacaksınız oğlum. Yapmayın lan bunu. Şükriye kim bu? Şükriye kim bu? Buldunuz tabii dul bir kadını yalnız başına. Çağırın, ezin, parçalayın, kovun değil mi? Ondan sonra yanında birisini gördüğünüz zaman da korkudan titreyin. Şükriye kim bu? Şükriye Hanım, yok vallahi böyle bir şey. Ama artık Şükriye dur yalnız değil, onun yanında ben varım. Sen kimsin? Ben onun eski kocasıyım. Şükriye hakkında kafanda bir fikir olsun diye söylüyorum. Ben onu değil, o beni terk etti. Bakma sen şimdi bunun böyle kuzu gibi durduğuna. Kendisi var ya, kurttu, kurt. Hatta ne kurdu? Çakaldır, çakal. Hatta ne çakalı? Ayıdır, ayı. Yani evcil hayvan değildir, vahşidir manasında söyledim. Şimdi hayvanla insanı ayıran tek şey akıldır, o da bende yok gibi gözüküyor, evet. Ama hani ben içgüdüsünü anlatmaya çalıştım yani. İnsan değildir demiyorum, has insandır kendisi. Mantıksız şeyler söylüyor gibi gözüküyorum ama işte kendimi ifade edemedim, edemedim. Ali, sen git istersen ben rahatça kovulayım. İnsandım ben en azından sen konuşmadan önce. Kuzu gibiyimdir ben aslında gerçekten. Evet. Şükriye Hanım ben sizi kovmak için çağırmadım. He, kovmak için çağırmadın ama ne yaptın? Restorana çağırdın. Ne yaptın? Yemek yemeye çağırdın. Asılıyor musun lan sen bu biçareye, bu garibana? He, haşiyetsiz, şerefsiz, cibilliyetsiz. Gel, tuş. Ne biçim konuşuyorsunuz siz ya benimle? Toş nedir Allah aşkına? Ben evli çocuklu bir adamım. Şükriye de dünya ahiret en değerli garson bacımdır benim. Sinirlerim bozuldu ya. Abi. Beylikdüzü'ne yeni bir şube açacağız. Seni de müdür olarak başına alacaktık. Biliyorum izin gününü de çağırdık kusura bakma. Ama biraz aceleye geldi. Bir haftaya açılacak dükkan. Bir de tabii buradan gelip gitmen zor olur. Ev bakmaya zamanın olsun istedik. Maaş doldun. Ama yine de sen bilirsin. Sen yine de düşün biraz. Abi. Bu kaba adamı da al, git buradan. Bozar mısın lütfen? Aslında seni kovacaktık işte. Ben olaya biraz sert girince, gelir test yaptı, müdür yaptı. Hadi gidelim biz. Hadi, hadi. Ya, ben adamı böyle şaşırdım işte. Olaya biraz sert girince nasıl afalladı kaldı çapsız? Çok şaşırttın.
Ya Şükrü'ye kızmadın değil mi ya? Ben var ya sırf içeride seni savunmak için şey yaptım ha. Ya boş ver şimdi bunları da, müdürlük teklif ettiler bana Ali. Savunulmaya ihtiyacım yokmuş ki. Bayağı bayağı iyiymişim ben işimde. Ya canım teklif ettiler de Beylikdüzü'nde. Ayrıca mesela adamların sen nereden biliyorsun seni denemek için blöf yapmadıklarını, kabul etmeyeceklerini düşünüyorlar belki. Nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun benim kabul etmeyeceğimi? Tabii ki de kabul edeceğim. Niye etmeyeyim? Müdür olacağım Ali. Hayatımda ilk defa bir şeylere karar vereceğim. Ama işte taşınacaksın. İyi ya işte Eda'ya da yük olmam. Olmaz. Ya bir kere sen bunu niye kafaya takıyorsun ya? O senin bacın lan. Ayrıca Eda bence bu olayı duyduğu zaman çok üzülür, kahrolur, mahvolur. E o zaman o benim yanıma gelsin Ali. Eczaneyi de taşısın, atlı deve değil ya. Hem ne var ki bizi burada tutan? Annemler de karşıda zaten. Yani seni burada tutan bir şey olursa kalırsın. Hı? E şey yani Eda'yı burada tutan demek istedim ya. Ay bilmiyorum Ali, düşünmem lazım, bilmiyorum. Hangi kararı verirsem ver sonuna kadar arkasındayım Şükrü'ye durup. Her ne olursa olsun her zaman. Tamam, tamam. Çok sağ ol. Ama ben sana bir şey sormuyorum ki Ali. Ha, müdür olursam nafakayı ödemekten yırtarsın bak. Avukatına söyle, sevinçten takla atar vallahi. Şükrü'ye duru. Bence sen gene de hemen karar verme. Bunu etraflıca bir düşün. Bence sen bunu bir düşün. Gıcık. Evet. Seyirciler hazır mıyız? Emreka!